hareketlerde üreme hücrelerinin hareketliliğini sağlayan, beslenmesini sağlayan sıvıyı salgılayan bir organımız. Özelliği mesanenin alt kısmında yerleşip içerisinden üretranın bir kısmı, o prostatik kısmı dediğimiz yerin tam prostat bezinin içinden geçmesi. Böyle bir önem arz ediyor. Yani prostat büyüdüğü zaman demek ki o idrar, evet, yolunu tıkayarak, evet, bir takım semptomları. Peki prostat hastaları size nasıl geliyorlar? Genellikle prostat hastalıklarını sınıflamak gerekirse öncelikle 3 grup hastalığı var. Bunlardan en sık karşımıza çıkanı iyi huylu prostat büyümesi. Bunlar yaklaşık 50 yaş civarı ve sonrasında karşımıza çıkıyor. Daha genç nüfusta karşımıza çıkan prostatın iltihabi hastalıkları daha sıkıntılı bir durum ama içlerinde en korkulan grup ise işte ismi de biraz ürkütücü gelebilir, prostat kanseri. İyi huylu prostat büyüme ile biz daha sık karşılaşıyoruz. Biraz önce de bahsettiğimiz gibi içinden idrar kanalının geçmesi sebebiyle o kanalın tıkanmasına bağlı semptomlarla hastalar bize geliyor. Ve çoğunlukla 50 yaşından sonra hastaların işte işeme alışkanlıklarının değişmesi şeklinde bize başvuruyorlar. İşte normalde geceliğin en fazla bir kez idrara çıkarken daha fazla sayıda idrara çıkmaya başladıklarını ifade ediyorlar. İdrar kalibrasyonlarının, akım hızının düştüğünü gençkenki duruma göre daha azaldığından bahsediyorlar. İdrarını tam boşaltamadığını, yaparken kesintiye uğradığını, ıkınarak idrar yapmak zorunda kaldıklarını ifade ediyorlar. Bu şekilde bizim polikliniğimize başvuruyor. Ama önemli olan şurada, burada şundan bahsetmek lazım. Her ne kadar tamam medya, işte yayınlar, görsel medya bu konu üzerine çok iyisi de bir kısım hasta grubu hala doktora gitmekten imtina ediyor, gelmiyorlar. Onlar gerçekten biraz ilerleyen dönemlerde çözümü zor vakalar oluyor bizim için. Anladım. Peki prostat hastalığının tanısını koyarken ne gibi testler kullanıyorsunuz? İşte hastalar doktora gitmekten çekinmemeliler. Yani çok basit testlerimiz var bizim. Eskisi gibi değil artık. Bu hastalar bize başvurduğunda idrar yollarıyla, yani üriner sistemle alakalı bir hastalık olduğu için biz hastalara öncelikle bir ultrasonografiyle bakıyoruz. Non-invaziv bir test, yani hiçbir şey yapmıyoruz. Sadece bir görüntüleme metoduyla prostatın büyüklüğünü, yerleşimini, mesanenin bu prostat hastalığından etkilenip etkilenmediğini, daha üst üriner sistemde böbreklerin prostat nedeniyle etkilenip etkilenmediğini görüyoruz. Daha sonrasında hastaya bir işeme testi yaptırıyoruz. Bu da non-invaziv bir test. Hasta normal idrarını bizim özel bir cihazımızın içine yapıyor. Akım hızını buradan ölçebiliyoruz. Sonra tekrardan ne kadar idrar boşaltabilmiş ve mesanesinde ne kadar idrar kalmış bunu görebiliyoruz. Bunun haricinde böbrek fonksiyon testleri, hepimizin bildiği işte üre kreatinin değerlerine bakıyoruz. Rutin bir idrar tahlili bakıyoruz. Bir de bunların içerisinde bizim için en önemli yol gösterici olan FSA dediğimiz, hepimizin bildiği prostat kanserinde de tarama testi olarak kullanılabilecek bir parametre var. Bu testleri yapıyoruz, kan testlerinden de. Bunlar gayet basit testler. Bunlar yapılır. Peki rutin olarak mesela hangi yaştan sonra hastalar size gelip de bu kontrolleri yaptırmak zorunda? Hani belli bir yaş aralığımız var mı? Aslında şikayet olmadan da prostatı kontrol edebiliyor musunuz? Tabii elbette öyle yapmak lazım zaten. Erken teşhis çok önemli, hepimizin bildiği gibi. Dolayısıyla PSA testini de eğer ailesel bir öykü var ise hastada, yani ailesel bir prostat kanseri hikayesi varsa 45 yaşından sonra yılda bir kez muhakkak baktırmakta fayda var. Onun haricinde herhangi bir semptom belirtisi olmayan, herhangi bir şikayet olmayan hasta grubunda da 50 yaşından sonra yılda bir kez prostat kontrolü yaptırmaları faydalarını olur. Peki hocam, prostat tanısını koydunuz, testler yapıldı, hastada prostat büyümesi var. Bununla ilgili tedavi yaklaşımınız ne olacak? Yani ilaç mı, ameliyat mı? Hangi hastalar ameliyat, hangi hastalar ilaç grubundalar? Şimdi dediğiniz gibi hastalar bize başvurduktan sonra teşhisini koyduk. Bunlardan iyi huylu prostat büyümesi olduğunu tespit ettik. Hastalar ameliyattan korkuyorlar doğal olarak. Ve biz de öncelik olarak hemen ameliyat edelim demiyoruz. Burada bizim için önemli olan kriterler var. Bu hastalarda hani bazen ameliyat etmek zorunda olduğumuz bir hasta grubu var. Bunlar böbrek fonksiyonları etkilenmişse eğer hastanın, tekrarlayan makroskopik, yani gözle görülebilir idrarda kanaması, hematürisi olan bir hasta grubu varsa, tıkanıklığa bağlı
İçeride kalan artık idrardan dolayı sürekli idrar yolu enfeksiyonu geçiriyorsa bir hasta, prostata bağlı mesane taşı gelişmişse, bu hastalar cerrahi gruba daha yakın hastalar. Yani bunlar ameliyat edilebilir hasta grubu. Onun haricinde bunlar, bu bahsettiklerimiz yok ama hastanın sadece semptomları, belirtileri var, şikayetleri var. O zaman bu hasta durumunda da tabii ki öncelikle ilaç tedavisi uyguluyoruz. Medikal tedavilerden bahsedecek olursak, bu ilaç tedavileri, halk bunu hep bize sorar hastalar, prostatım küçülecek mi diye. Şu anda öyle bir ilaç tedavisi elimizde yok. İlaç tedavisi bize sadece prostatın içindeki düz kası gevşeterek o tıkanık olan kısmı açmaya yardımcı oluyor. Eğer genç bir hasta grubundaysanız diğer bir grup ilacımız daha var. Mesela onu verdiğimiz zaman prostat bir kısmını küçülebiliyor ama bunun yanında da bazı ciddi yan etkileri de gösterebiliyor. O yüzden ileri yaş grubunda bunu verebiliyoruz. Ona da en az 6 ay kullanmak zorundalar. Ama onun haricinde alfa blokör dediğimiz o asıl prostat ilacını verdiğimiz zaman tabii ki prostat küçülmüyor ama hastanın semptomlarını, belirtilerini bir şekilde engelleyip ameliyat olacaksa daha ileri bir zamanda öteleyebiliyoruz. Anladım. Yani tanı yöntemlerinden bir tanesi de aslında prostat biyopsileri var. Benim bildiğim prostat evet. Biyopsilerini ne zaman düşünüyorsunuz? Prostat biyopsilerini eğer bize bir hasta başvurmuş ise ve biz bu hastayı muayene ettiğimizde, dijital muayene yaptığımızda elimize bir sertlik gelmiş ise, şüpheli bir nodüler yapı, SA olabilecek, kanser olabilecek ya da hastanın PSA'sı dirençli olarak yüksek seyrediyorsa, antibiyotik tedavisi veriyoruz bazen onlarla eğer düşmüyor ise, o hastalar prostat kanseri şüphesiyle prostat biyopsi yapıyoruz o hastalara biz. Prostat biyopsisinden de hastalar korkuyorlar. Prostat biyopsisinin de yeri gelmişken bahsedelim. Aslında minimal invaziv bir işlem. Çok ön hazırlığı çok uzun değil. Anestezi yapıyor musun? Anestezi sadece lokal anestezi yapıyor. Ve hasta bu işlem sırasında hiçbir ağrısızı, acı duymuyor. Konforlu bir şekilde yaklaşık 10-15 dakika içerisinde 12 kadrana kadar yani prostatı ultrasonla işaretleyip lokalize edip işaret koyduğumuz 12 kadrandan biyopsileri alabiliyoruz. Bunlar patolojik örneklemeye gidiyor, incelemeye gidiyor. Eğer orada prostat kanseri tespit edersek tabii ki hastaya tedavi alternatiflerini sunuyoruz. Ama prostat kanseri tespit etmezsek iyi huylu prostat büyümesi yönünde tedavisini uyguluyoruz. Hastaların aslında şöyle çekinceleri de var. Eğer benim prostatımda iyi huylu da bir şey olsa işte biyopsi yapıldığı zaman bu yayılacak mı ya da kanserleşecek mi gibi evet. Korkuları olduğu için halk arasında aman sakın yaptırma gibi bir takım şeyler de var. Yani evet, öneriler de var. Maalesef doğru ama bizim aldığımız iğneler çok ince iğneler ve prostat kanserinde yapılan çalışmalarda yaptığınız iğne biyopsilerinin prostat kanserinin yayılımıyla hiçbir alakası yok. Nitekim bahsettiğiniz gibi bazı hasta grupları prostat kanseri tanısı konulduktan sonra da ameliyattan kaçıyorlar. Ve prostat kanseri ciddi anlamda eğer genç yaşta görülen bir prostat kanseri ise ciddi agresif seyredip hastanın mortalitesine neden olabilir yani ölümüne sebep olabilir. Hani ilerleyen yaşlarda belki bu olasılık daha düşük olarak karşımıza çıkacaktır ama yapılacak cerrahi müdahalelerin kesinlikle ve kesinlikle prostat kanserinin etrafa yayılmasıyla hiçbir ilintisi bulunmamaktadır. Peki prostat atıyorum böyle bir şey tespit edildi ve yayılımda yok. Operasyon bittikten sonra tamamen hasta iyileşiyor değil mi? Muhakkak tabii %100 kür sağlanabilir. Eğer erken evrede prostat kanseri tespit edilmişse ve iyi bir cerrahi müdahale yapılmışsa tabii ki hasta tam şifaya erişecektir. Prostat kanserinin ameliyatları da artık günümüzde çok konforlu ve rahat bir şekilde yapılabilmekte. Açık ameliyatlar yerini kapalı ameliyatlara bıraktı. Bu hem iyi huylu prostat büyümelerinde hem de prostat kanserinde bu şekilde tedaviler uygulanabilmekte. Peki böyle iyi huylu prostat büyümelerinde tedavi yaklaşımı, cerrahi yaklaşımı nasıl yapıyorsunuz? Önceliğimiz tabii ki hastaya en az zarar verecek yöntemi kullanmak ki bunların içinde de altın standart olarak kullandığımız, en yaygın kullandığımız transüretral rezeksiyon dediğimiz halk arasında tur ameliyatı diye bilinen operasyon şekli. Tur ameliyatı hastaya minimal zarar verebilecek bir ameliyat. Spinal anesteziyle çoğu zaman genellikle spinal yani belden yapılan küçük bir iğne yardımıyla anestezi ile idrar kanalından özel bir teleskop kamera yardımıyla girilerek prostatın evet prostat. İç kısmının bir nevi hani tabiri caizse oyularak temizlenmesi ve o parçaların dışarıya alınması esasına dayanır. Aldığımız o parçalar yine aynı şekilde patolojik incelemeye gönderilir.
yapılan rezeksiyonla resimde de görüldüğü gibi o büyümüş olan prostat dokusunun iç kısmı açılacağı için ilk orijinal haline dönecektir. Ve dolayısıyla hastalar öndeki tıkanıklık ortadan kalkacağı için çok daha rahat idrar yapacaklardır. Biz en öncelikle tabii ki bu tedavi metodunu kullanıyoruz. Tur ameliyatını kullanıyoruz. Bir kısım hasta grubunda eğer ki çok büyük, ileri derecede büyük prostatlar var. Yani prostat kendi seviyene kadar 20 gram bir organ olsa da ve çoğu zaman karşımıza 50-60 gram civarında büyümüş olarak çıksa da 200 grama kadar, hatta bizim literatürde kendi ihsas aldığım kliniğin 400 gram bir prostatı var. Bu kadar büyüyebilir. O zaman bu hastalarda transüretral rezeksiyon, yani tur uzun zaman alacağı için ve belli komplikasyonlara açık olacağı için onlarda açık ameliyat tercih edilebilir. Bahsettiğim gibi şu resimde görülen de tur ameliyatı, özel bir cihaz yardımıyla prostatın kazınarak dışarıya çıkartılması işlemi. Bunları haricinde bir grup daha hasta var. Yani bu hasta grubu anestezi alamayan, hiçbir şekilde ameliyathaneye sokmanız risk teşkil eden hasta grubu. Bunlarla da poliklinik şartlarında lokal anestezi uygulayarak çok yeni sayılsa da yani hani 3-5 yıl bir mazisi olan termoterapi dediğimiz ısı tedavisi de o hasta grubunda uygulanabilir. Buharlaştırma. Evet, yani bir nevi buharlaştırma metoduyla o hastalar da bu şekilde şifa bulabiliyorlar. Anladım. Peki prostat ameliyatı olduktan sonra tamamen sistemizlediniz. Prostatı komple mi çıkartıyorsunuz, yoksa prostat kalıyor mu, yoksa tekrarlama riski var mı? Şimdi açık prostatektomi, yani iyi huylu prostat büyümesinde yaptığınız ameliyatlar, tur ameliyatı ya da açık prostatektomi ameliyatında prostatın kapsülünü çıkartamıyoruz. Yani onu çıkartmıyoruz biz. Sadece prostatın iç kısmını alıyoruz. Kapsül orada kalıyor. Dolayısıyla kapsülden tekrar prostat lüksedebilir belli bir zaman sonra. Ama hani bu lüks kabul edilebilir bir lüks. Ve yaptığımız cerrahi işlemi minimal invaziv kabul edersek, yani çok zarar verici bir işlem olarak kabul etmezsek, tekrardan bir tur operasyonu daha gerekebilir ilerleyen zamanlarda. Açık prostat yapılan hastalarda bu ihtimal daha düşüktür. Tabii ki yani o tur ameliyatında prostatı hani tamamıyla o iç kısmını boşaltıyoruz ama etrafta bir kısım doku kalabilir. Oradan nüks gelişebilir. Prostat kanseri ameliyatlarında ise radikal prostatektomi ismini verdiğimiz o ameliyatta prostat tamamen çıkarılıyor. Yani o hastalarda artık nüks olmaz. Anladım. Peki ameliyattan sonra hasta konforu nasıl? Yani kaç günde iyileşiyorlar? Hastanede ne kadar kalıyorlar? Siz kendi kliniğinizde nasıl bir uygulama? Benim kendi kliniğimde uygulamam. Ben tu ameliyatı yapmışsam sadece bir gece hastayı hastanede yatırıyorum. Ertesi gün son dalı olarak evine gönderiyorum. O idrar sonrasında 3 gün kadar tutuyoruz tur ameliyatlarında. Çok orada, çünkü tekrardan epitelizasyon oluyor. Yani doku iyileşmesi oluyor. Yapışıklık oluşmasın diye. Stenoz dediğimiz darlık gelişmesin diye. Eğer hastaya açık ameliyat yapmışsak sonda süresini 5 gün 7 gün arasında tutuyoruz. Tabii ki burada hastanın genel durumu da önemli. Hastanın ameliyatının nasıl geçtiği de önemli. Kanamanın olup olmadığı da önemli. Ama genellikle uygulamam benim bu şekilde. Anladım. Peki mesela prostatın bir de dediniz ki iktidarlı hastalıkları var. Bunlar nasıl oluşuyor? Bunlar daha genç grup hastalarda karşımıza çıkıyor. Eğer hasta, erkek hastalar ve eğer bir idrar yolu enfeksiyonu geçirmişse ya da kronik idrar yolu enfeksiyonu varsa, bu hastalarda bu urinary sistem enfeksiyonuna neden olan ajanlar eğer prostat bezi içinde yerleşirse, bu hastalar prostat enfeksiyonu geçiriyor. Prostatit diyoruz biz buna. Bunun 4 tane grubu var. Akut grup tedavi edilmesi daha kolay. Yani o hastalarda prostat ciddi ödemli oluyor. Aynı prostat hastasıymış gibi semptomları, belirtileri oluyor. Aynı zamanda akut enfeksiyon olduğu için ateş yüksekte oluyor. Bu hastalara birkaç gün hastanede hospitalize edip yatırıp parenteral, yani damardan antibiyotik tedavisiyle iyileştirebiliyoruz. Ama eğer ki hadise kronikleşmişse o zaman biraz daha iş sıkıntılı oluyor. Yani bu hasta grubunda kullandığımız bazı medikal tedavi grupları var. İşte bunlar birbiriyle kombine ederek kullanabiliyoruz. Bir kısım hasta gerçekten şifa buluyor. Ama adı üstünde kronik prostatit olduğu için dönem dönem yükselebiliyor. Bu hastaların hayatlarına azami dikkat göstermeleri lazım. Bir de kronik pelvik ağrı sendromu diyoruz. O 4. grup kronik prostatitte. Onlarda da işte en son güncel bir tedavi, sizin de bildiğiniz üzere ağrı tedavisi, tens tedavisi yapılabilir. Bu da genç grupta karşımıza çıkan prostatın iltihabi hastalıkları. Anladım. Peki bizim tabii bir görevimiz de hastaları bunları önlemek amaçlı uygulanan bazı şeyler var.
Halk arasında çok biliniyor da brokoli mesela bunlardan bir tanesi. Evet. Hani bunları siz tavsiye ediyor musunuz hastalara? Evet. Ya da bunların ekstra ekstratları var işte satılan piyasada evet. bir sürü evet. Madde olarak. Hani bunları hastalar kullansın mı yoksa bunlar boşuna verilen maddeler midir? Yok. Ne düşünüyorsunuz? Şimdi prostattan korunmayla alakalı tabii ki önemli önerileri var. Yani bunlardan bir tanesi önce sağlıklı yaşam. Yani eğer siz kendi sağlığınıza dikkat ederseniz vücudunuz da size bu yönde tepki verecektir. Hı. Yani hastalanmama yönünde. Dolayısıyla her zaman söylüyoruz işte günlük alınması gereken sıvı miktarı 2-2,5 litre bunu eksik almamak. Dengeli beslenmek. Hı hı. Vücudumuza zararı olduğunu bildiğimiz maddelerden uzak durmak. Kronik alkol tüketimi, kronik sigara tüketimi. Mesela bunlar çok önemli. Hı hı. İşte dengesiz beslenmeye bağlı bağırsak hareketlerindeki bozukluklar siz daha iyi biliyorsunuz. Kronik kabızlık mesela. Bunlar da idrar yoluyla ilintili olduğu için hastalarda semptomların alevlenmesine neden olabiliyor. Bahsettiğimiz yiyecekler tabii ki hastalar alıp kullanabilirler. Hani o ekstrelerini de kullanabilirler. Hı. Ama doğal olanı varken ekstreyi ekstradan kullanmanın bence bir faydası hı. yok. Dolayısıyla hani doğal yollardan brokolinin kendisini yiyerek, işte kabak çekirdeğinin kendisini hı. yiyerek de oradan alması gereken besin maddelerini alabilir. Hı. Ama eğer hastada herhangi bir prostat hastalığı meydana çıkmış, biz hastaya medikal tedavi vermişsek, tabii ki ek gıda takviyesi olaraktan da onların ekstrelerini kullanabilir. Hı. Onun haricinde bahsettiğim gibi ciddi hayat tarzı değişiklikleri önemli. Yani bizim halkımızın bazı kronik alışkanlıkları var. Bunlardan bir tanesi çok acı tüketen bir grup var. Yani onlar da bu semptomlar daha alevli seyrediyor. İşte bir kısmı sirke tüketimine çok fazla yükleniyor. Mesela asitli yiyecek içecekler de bizim için önemli. Onlar da semptomları alevlendiriyor. Prostatın semptomları. Tabii tabii. Yani eğer hani hastada bir prostat hastalığı var. Tedaviye başlamışız biz. Hı hı. Ama benim böyle takip ettiğim hastalar var. Hı hı. İlaç başlamışım. Gayet güzel gidiyor. Ama hastanın bazı alışkanlıkları var. Bunları terk etmiyor. Hı. Sonrasında tekrardan şikayetlerim nüksetti diye bana gelebiliyorlar. Hı. İşte bu tarz değişiklikleri hayatımızda uygularsak verilen tedavilerden de ciddi anlamda faydalanabiliriz. Spor yapması, alkol alması, sigara özellikle. Sedanter yaşam mesela biz sevmeyiz. Yani hareketli bir yaşantı olması lazım. Düzenli spor yapılabiliyorsa çok etkili. Peki her erkek prostata yakalanacak mı ya da prostat büyüyecek mi? Yani bu bir doğal süreç midir? Yoksa hani bu önlenebilir bir ya da ertelenebilir bir süreç midir? Şimdi prostat hastalığının genetik bir temeli olduğu üzerinde bilgiler var. Yani ailemizde bir prostat hastalığı varsa bizde de olma ihtimali yüksek. Bunun yanında bazı beslenme alışkanlıklarıyla ilintili biraz önce bahsettiğim hı. gibi. Çevresel faktörler önemli. Bir kere ama bahsettiğimiz gibi erkek olmamız başlı başına bir risk faktörü. Yani bunlar her zaman %100 genel geçer kanunlar değil tabii ki. Yani tamam babamızda prostat hastalığı var ama bizde olmayabilir. Ama olma ihtimali var. O yüzden hani rutin kontrolleri aksatmamak lazım. Yani ailesel öykü varsa, çevresel faktörler söz konusuysa, işte beslenme alışkanlıkları bu yöndeyse hastalara dikkat etmek lazım. Suçlanan faktörler arasında en önemli faktör testosteron hormonu. Hı. O da bütün erkeklerde var. Dolayısıyla kaçınılmaz son değil. Ama bir ihtimal olabiliriz. Yani her erkek hayatının belli bir döneminde bunu yaşayacak mı? Belli bir yaş aralığında onu sormak istiyorum. Yani 50 yaşından sonra yaşama ihtimalimiz söz konusu ama %100 değil bu ihtimal. Evet. 50 yaşında mesela yapılan istatistiklerde 50 yaşındaki erkeklerin yaklaşık %40-50'sinde böyle bir iyi huylu için konuşuyorum. Hı. İyi huylu prostat büyümesi olduğu tespit edilmiş. Hı. 90 yaşında ya da işte 100 yaşında yapılan otopsilerin ise %90 %100'ünde prostat büyüklüğü tespit edilmiş. Yani yaşla alakalı. Yaşla alakalı. Risk faktörü ilerleyen yaşlarda ihtimal artıyor. Peki ilerleyen yaşlarda testosteron hormonu düşmesine rağmen neden evet. prostat artıyor? Evet. İşte orası da aydınlanamamış kısmı yani bunun çok gizli bir kısmı da var yani hala çalışmalar devam ediyor. İşte o kısma idiopatik diyoruz. Benim çok ilginç tecrübelerim var. Takip ettiğim hastalar var. Biraz önce de konuştuk hani büyüklüğünden. Peki prostat büyümesi ille semptomlara neden oluyor mu? Hayır. 100 gram prostatı olup da hiçbir semptom olmayan bir hasta grubu da var. Hı hı. Mesela biz o hastaları ameliyat etmiyoruz. Hı hı. 80 gram prostat olup hiç ilaç kullanmayan, hiçbir belirtisi olmayan hasta neden grubu bu? Var. Yani o üretrayı evet, daraltmadı. Daraltmamasından kaynaklanıyor. Yani adenomlar biraz önce de resimde görüldüğü gibi adenomlar aslında düzensiz büyüyorlar. Yani eğer kapsül dışına doğru taşacak şekilde büyüyorsa hastanın çok semptom belirtisi olmayabiliyor. Hocam hemen bir sorumuz var. Abbas Bey İstanbul'dan arıyor. Abbas Bey iyi haftalar buyurun. İyi günler. İyi günler.
İyi yayınlar, iyi hayırlı Ramazanlar. Size de hayırlı Ramazanlar. Teşekkür ederiz. Ben şimdi ameliyat olma durumu var şu anda da. Ne şey işlemle bitti, ben size söyledim şu anda. Bana diyor kapalı ameliyat. Kapalı ameliyat nedir? Ben onu öğrenmek istiyorum. Bir de diyor ki kanama yapabilir diyor ameliyattan sonra. Öyle bir şey olabilir mi? Kapalı yaşınız ameliyat. Yaşınız kaç Abbas Bey? Şu anda efendim. Yaşınız kaç? Yaşım 65 şu anda. 65 yaşındasınız. Hocam sormak istediğim şey var mı? Kaç gram prostat? Ameliyat? Kaç gram? 45 gram hocam diyorlar. 45 gram mı prostatınız? 5 ay ilaç kullandım. 5 ay ilaç kullandım. Tabii ilaç da vermedi. Biliyorsunuz bir su içiyorlar ya böyle gidiyor şey yapıyorlar, hani idrar döküyor. Onu 3 kere bana yaptılar. İdrar boşaltamadım. En sonunda bana şey soktular, kamu soktular. Oradan boşalttılar. Bir de beni şeye soktular, ultrasan soktu. Dedi ki şu anda senin idrarında 150 gram su var diyorlar. Evet. Bunlar eğer şikayet olmazsa ileride böbreklerin zorlanır diyor. Bana bir profil çizdi doktor bey. Hı hı. Pompalar diyor. Öyle bir şey var mı? Doğru mu yani? Pompalamaktan yorulur diyor şey böbrekler. İdrar atmak için diyor. Anladım. Gece de çıkıyorum. Bazen çıkıyorum. Mesela şey boşluyum ben. Akşam su içiyorum. Akşama kadar bir 10 kez tuvalete çıkıyorum ya. Su içmediğim halde. Nasıl oluyor bu? Onu vermek istiyorum ya. Bir açıklar mısınız? Nereden geliyor bu su? Anladım. Abbas Bey şu anda yarım saatte bir tuvalete gidiyorum. Gündüz de. Yani içmediğim halde su hiç. Anladım. Abbas Bey, çok teşekkür ederiz. Ben hemen hocam bir reklam arası vereceğiz. Reklamlardan sonra Abbas Bey'in sorusuna hemen yanıt vereceğiz. Medicana'nın sunduğu Hedef Sağlık Programı reklamlardan sonra devam edecek.